Evet, Selam arkadaşlar ee, bu oyun makale serisinin üçüncüsünde e, Artık geride kalan hani diğer ikisini de anlatıp e, Kontrol sayfası yani cep telefonu ilgili kısımları anlatmadığımız yerleri burada değineceğiz e, İsterseniz önce bir oyun açalım Ben burada da arkadaşlar tıklayayım Oyunun seslerini kıstım şimdilik tamam. Şu an karşıma Herhalde Frozen oyunu gelecek Ekranı paylaşmıyorum. Cep telefonunda da arkadaşlar direkt görüyorsunuz ee, ekran var. şu bu önemli değil. Şimdi hatırlarsanız ben diyelim ki bir kartı tıkladım ve bu açıldı. Bir başka kartı da tıkladığım zaman iki kartın birbirine eşitlenip olup olmadığını aslında biz bunu server-side tarafta yaptık Clone ID diye. Bir de client-side tarafta da aynı işi yapıyoruz. Şimdi örneğin burada diyelim ki şu kartı da tıklayacağım. Şimdi tıklamıyorum. Nasıl eşlerini daha yapıyorduk hemen bir bakalım. Şimdi ID'lerimiz arkadaşlar 1, 2, 3, 4 şeklinde sıralanıyor. Bir de ben bir ID'nin yanına yanına iki tane sıfır koyup sonra tekrar ID'nin değerini koyup e, özür dilerim bir ID'nin yanına tek bir sıfır koyup sonra tekrar ID'nin değerini koyuyordum. Ve en sonunda da sonuna bir sıfır daha koydum. Örnek vereceğim. Buradaki e, şeyin ID'sine bakalım. Hemen bakalım. Geliyor. Evet. Hemen bir inspekt edelim. Evet. Mesela örneğin bunun ID'si gördüğünüz gibi e, aslında imiş. Yani bu aslında eşleni değeri bulunmuş bir değer. Yani ID'si normalde 2. Sonra biz araya 0 koyuyoruz. Sonra 1, 2 daha koyuyoruz. En son tekrardan 0 koyuyoruz. Ben yeni bir karta tıkladığım zaman örneğin bunu. Bunun ben baktığım zaman resimde değil tabii ki ID değeriyle anlıyorum. Evet. Yani 26.0, 26 olan bir on Onun eşliğini olacak. Burada da onu kodluyorum arkadaşlar. Onu gösteriyorum. Ee, ne yapıyorum? Eğer yüz değerinden küçük ise bu zaten benim kendi gerçek orijinal ID'imdir. Onun yerine 0 tekrar ve 0 koyuyorum. Eğer değilse yani demin ki gibi işte 2020 gibi ise o zaman da arkadaşlar ortadan bölüyorum. 2020'de 20 kalıyor. Ve sondaki karakteri atıyorum. Böylece elime geçen değer benim. Gerçek real değer oluyor. Bu Clone ID'ye göre arkadaşlar. Açılan kartların eşit olup olmadığına bakıyorum. Bir de Play Audio diye bir olay var. Ee, bir müzik çalıyor arkada. Her oyunun temasına göre müzik değişiyor arkadaşlar. Ee, mümkünse biraz müzikten verebilirim. Çok az. Her oyunun teması farklı arkadaşlar. Örneğin burada işte bu Frozen. İlk oyun load olduğu zaman zaten arkadaşlar çalışıyor. Hemen göstereceğim gelsin. Evet, mesela örneğin Moana çalıyor. Şimdi bu play sound ilk defa olarak da bir çalıyor. Şimdi kapatacağım tekrardan müziği. Bir de aynı zamanda da taratma işleminde bir daha yapayım. Çünkü bir şey göstereceğim size. Müziklerin arkadaşlar benim bulduğum müziklerin sesleri her zaman farklıydı. Yani e, yükseklikleri, yani şiddetleri farklıydı arkadaşlar. Doğal olarak aslında ben bir ee, yani audio yani yaparken arkadaşlar sesleri e, bu sesin yüksekliklerini oyunlara göre kategorize ettim. Her o seçilen müziğin sesine göre ses kalitesi, yüksekliği, volümü değişiyordu. Şu an için burada ilk Frozen Default'sa işte 0.2 değilse 0.8'e al demişim. Bu işte bu farklı oyunlara göre yüksekliklerin farklı olmasından dolayı benim yaptığım kendi bir konfig ayardı. Burada örnek vermek, önem vermek için kısım şu play success kısmı. Şu yer. Yani. Normalde oyunu oynarken siz eğer bunları atacağım. Diyelim ki müzik çalıyor. Siz o müzik çalarken oynuyorsunuz. Evet. Ve siz kartları açıyorsunuz. Kartların açılma anında eğer iki kart aynı anda açılırsa bir başarı müziği çalıyor. Yani şu anda büyük ihtimalle ben aynı kartı hemen tutturamayacağım ama örneğin ben aynı iki kartı tuttursaydım ee, bir buna basmıştım. Neyse çok önemli değil. E, dur bakalım zorlayalım. Heh, buldum. Şimdi burada yine sesi açacağım. Yani burada mesela bu ikisine bastığım zaman bir sakset sesi var ve açık kalıyor. Şimdi buradan şu çıkıyor. Normal müzik çalarken arkadaşlar bunu bunu çözümünü bulamadım. Normal müzik çalarken ben araya yani play audio çalarken Saksit, sakses e, müziği sesini koyuyorum. Bu durumda bir kesilme ve bize bir hata veriyor. Örneğin ben buradaki kodada bakarsam o hatayı göreceğim arkadaşlar. Büyük ihtimalle e, konsol tarafında. Bakın burada bir hata var. Gördüğünüz gibi diyor ki Abort Error yani şöyle bir şey. E, bir müzik çalarken öbürünü üzerine çaldığım zaman asenkron şekilde bunu yapamıyor ve bir hataya düşüyor. E, bunun çözümünü bulamadım. Siz denersiniz. Hani birini tamamen durdurmak lazım ki onun arka temada çalan bizi durdurmak istemem. ama bu bir kodda bir kırılım yapmıyor ama hata veriyor. E, spesifik bir şey çünkü. Şimdi diyelim ki biz iki kartın değerini bulduk. Ne yapıyorum? Hani buradan gösteriyordum. E, kliklenme durumunda çok önemli değil. Notify'e geleceğim yani. Evet. Notify Control Page. Şu demek arkadaşlar. Benim seçilen iki karta göre yani şu iki karta göre bu karttaki başarılı veya başarısız durumu cep telefonuna göndermem gerekiyor. Ben bunu önceki videolarda anlatmıştım. Çünkü aynı durumun yani benim cep telefonumda da işte bu iki alanın gördüğünüz gibi kapanması gerekiyor. Bunu iki, birbirinden bağımsız olarak yapmadım. Burada belirlenen tek bir kodla bu işi çözdüm. Burada çıkan sonucu cep telefonuna Notify olarak Singular Hub sınıfıyla gönderdim. Şimdi benim esas bu makalede anlatacağım kısım 3. bölümde zaten kontrol sayfası. Şimdi notify page olduğu zaman iki türlü case var. Yani iki durum var. Bir iki kart açıldı. Tüm kartlar açıldı mı oyun bitti mi? İki kartın açılması durumda başarılı olabilir ya da başarısız olabilir. Tüm kartlar açılabilir. Yani oyun tamamen tekrardan başlaması gerekir ya da olmayabilir. Şimdi buna bağlı olarak hub sınıfına gidelim arkadaşlar. Hemen görelim. Notify control page. Bu connection olarak kontrol yani cep telefonunun connection stringini alıyor ve kontrol notify control page function'ını tetikliyor, trigger ediyor. İşte gönderilen e, parametreleri göre o parametreleri de demin yine bahsettiğim gibi işte hemen bakalım burada konuşacağız zaten. Burası diyoruz ki eğer izresese yani tüm kartları açmışsak, başarmışsak ne yapacağız? Tekrardan kart dizilimi yapacağız. Tekrardan oyuna en baştan başlayacağız ve bunu da tekrar ana sayfaya bildireceğiz. Buradan o çıkıyor. İşte İkincisi eğer tüm kartlar başı açılmamışsa oradan devreye giriyor ve result yani iki kart hakikaten gerçekten eşlenik ise o zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar iki kartında is show özelliği true oluyor zaten izdan özelliği fos olan kartları bulup onların arka renklerini düzgün hale getir işte bu şekilde disabled aslında hale getiriyorum ve izdan özelliği tur yapıyorum. Böylece artık bu iki karta kimse bir şey yapmıyor ve dokunmuyor. Yani ben gidip şu iki kartın özelliğine baksam, is show ve izdan özellikleri arkadaşlar nedir? İkisi de true'dur. Hemen görelim. Şöyle yapalım, yetişemedim. Evet, inspect diyelim. Bakın, burada hemen büyüteyim. Izdan özelliği true, is show özelliği true. Is show özelliği gösterilmiş, izdan özelliği de ikisi de gerçekten açılmış bu. Bunun aynısı cep telefonun içinde yani kontrol sayfası içinde geçerli. Biz de onu kullandık. Kontrol sayfası içinde resmin arka rengini o disable artık tıklanamaz hale getirdik. Ve izlen özelliğinde turu yaptık. Değil ise arkadaşlar zaten hiçbir problem yok. O zaman is show izlen özelliği ikisini de false ediyoruz ve tekrardan seçilir hale getiriyoruz kartları. Bu notify control page. Şimdi arkadaşlar Burada bahsetmek istediğim yine makalede tanımladığım bir şey var. Kontrol sayfasında yani cep telefonu sayfasında yine tüm değişkenler yukarıda tanımlı. Sayfa ilk gelindiğinde tekrardan işte connection string alınıyor. Ana sayfaya bildirim gönderiliyor. Bunlardan biraz olsun bahsetmiştim. Önemli olan kısım arkadaşlar on init kısmında onu burada gösterim. Ee, ee, i̇şte tüm kartların seçilip kontrol e, sayfasına dolması ve ana sayfasının tetiklenmesi durumlarıydı. Şimdi bir şey daha var arkadaşlar. Şimdi set kategori parametresi diye bir alım var. Bu şu. Ben her oyuna göre arkadaki default değerleri değiştiren bir yapı yaptım. Yani cep telefonumda arkadaşlar. Mono açıldığı zamanki kartların ve sayfanın arka rengi. Frozen açıldığı zaman sayfanın ve arkanın rengi. Gibi. Bu makale dizisinde bahsedilmeyecek. Bir de uçak oyununun da açıldığı zaman arka ve rengi ve işte sesleri ve birçok daha yapısı burada set ediliyor. Bu da zaten 10 init'te çağrılıyor arkadaşlar. Hemen şuradan görebilirsiniz. Sayfa ilk baştan zaman ilk kategoriye ID ID'ye göre seçilen, oyun main sayfası da seçilen kategori ID'ye göre arkadaşlar bize, ki orada parametre olarak geliyor. Bize arkadaşlar default set ayarları, işte config ayarları burada bize yapılıyor. Biz de onları görüyoruz. Şu yani. Evet. Ona göre ayarları çekiyoruz. Kartlar açılma kısmında ise önemli bir şey daha var. Diyelim ki ben buradan bir karta tıkladım. Buradan bir kart tıkladığım zaman tıklanan kart open kart şeklinde e, singular sınıfına gidiyor. Niye? Çünkü cep telefonuna tıkladığım kartı ana sayfadan da web sayfasında da gösterilmesi lazım. İşte buradan gelip server site tarafa gelirsek open karta gidersek eğer arkadaşlar bu da main sayfadaki open kart fonksiyonu ve tetiklenecek olan hangi kart olduğunun parametresini gönderiyor. Bu connection id'im de main kontrol sayfasının connection id'si. Kısacası hep iki sistemde de hem mobilde hem web'de sürekli bir iletişim var arkadaşlar. Biz de şimdi zaten bunun web tarafını yapmıştık. Server side tarafında bayağı bir yazmış, konuşmuştuk. Şimdi mobil tarafında neler yapıldığını konuşuyoruz. Yani kısacası aslında bakarsanız açılan kartların başarılı olup olmadığı ilgili business logic'in tamamı web sayfasında. Aslında cep telefonu bir çeşit demo olarak çalışıyor ve ona başarılı olup olmadığı ile ilgili notify e, control page metoduyla function ile bildirim gönderiliyor ve o ona göre davranıyor. Yani kendisi aslında bir çeşit işçi, bir çeşit ırgat arkadaşlar. Ee, burada diğer metodlar uçakla ilgili olan metodlar. Group table'da aslında arkadaşlar payer'i kullanmıştım. Filter, kartların dizilme ilgili olan bir alan. Yani oralara da hiç değinmeyeceğiz. Burada önemli olan kısım aslında buranın bir işçi olduğu. Kontrol sayfasının kendisine gelen notifiyel kontrol peşteki bilgilere göre davranıp yaptığı bir yapı. Yani ana sayfada tüm kartlar açıldı denirse burada da tüm kartlar açıldıysa eğer turuysa ona göre bir işlem yapıyor. Eğer tüm kartlar değil iki kart birbirinin aynısı bulunmuşsa ona göre o iki kartı kapayıp şurada o iki kartı kapayıp izden özellikle tur yapıyor. Eğer yapılmazsa her şeyi normal hale getiriyor. Kısacası arkadaşlar main page'den esas beyinden almış olduğu hareketleri ee, uyguluyor. Aynı zamanda herhangi bir kart tıklandığı zaman bunu ana sayfaya main page'e open card ee, metoduyla bildiriyor. Bütün yaptığı işler bu arkadaşlar. Eee bir makalenin daha sonuna geldik arkadaşlar. Aslında bu bir koskocaman bir oyun serisiydi. Bu üçüncü makalenin sonunda GitHub'dan oyunun bu oyunla ilgili tüm kodları alabilirsiniz. Ben hatta birazcık da değişiklikler yaptım. Ee, mesela Azure'daki bir SQL'den değil de artık e, benim işte Mac kullanıyorum. Paralel desktop'ta açılan e, diğer bir makinedeki e, SQL'e nasıl bağlandığı ile ilgili. Hatta şey de bilmiyordum. Onunla da ilgili bir makale yazacağım size. SQL sunucusuna uzaktan erişim için nasıl bir sunucu üzerinde ve SQL üzerinde konfig ayarlar yapılması gerektiği ilgili e, bir 5-6 adımlık bir iş var. Onu da bir makale olarak size Bunu da şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. Server side tarafa geçersek e, burada arkadaşlar e, burada arkadaşlar konfig olarak artık benim lokalde bulunan aslında virtual olarak, VM olarak açılmış. Windows'un bizdeki SQL'de nasıl eriştiğini görebilirsiniz. E, i̇şin özü arkadaşlar, bütün bunların haricinde e, bu oyun serisi ve bunun gibi daha önü çok açık konular var. E, i̇leride bir gün belki uçakla ilgili olan kısmı da size detaylıca e, anlatırım. O tek, tek başına başlı başına bir iş çünkü çok fazla yapı var içerisinde. Uçağın hareketleri olsun e, ve herhangi bir e, bir bir herhangi bir engine kullanmadım arkadaşlar. Yani Unity falan yok. E, onunla da ilgili belki ileride konuşuruz. E bir sonraki makalede görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.